bu hafta içerisinde 1769'unu göndereceğiz. Hamdolsun bu süre içerisinde hiçbir sıkıntı yaşamadık. Hiçbir olumsuzluk yaşamadık. Kontrollerimizi günlük olarak sürdürdük. Burada çok büyük bir emek sarf edildi. Kredi Yurtlar Kurumu'ndan AFAD'a, Sağlık Teşkilatımızdan Kızılay'a kadar birçok kuruluşumuz burada çok güzel hizmetler yürüttüler. Emniyet güçlerimiz, kolluk güçlerimiz yine çevre emniyetini sağladı. Bunlar da yurt dışından geldikleri için bir potansiyel tehlikeye karşı korunmuş oldular. En azından kendilerinde varsa başka birilerine sirayet etmesini, bulaşıklığı önlemek için bunu yapıyoruz. Arkadaşlarımız büyük bir çalışmayla bu gidişi de planladılar. 77 ilimize göndereceğiz bunları, buradaki misafirlerimizi. İstanbul'a gidenleri Büyükşehir Belediye'miz 500 kişiyi kendileri götürecekler. Onlara da buradan teşekkür ediyoruz. Diğerlerini de piyasadan bulduğumuz otobüslerle yine arkadaşlarımızla birlikte göndereceğiz. Maalesef rakamlarımız artmaya devam ediyor. Almış olduğumuz tedbirler çok önemli. Bulaşıklığı azaltmamız lazım. Sosyal mesafeleri korumamız lazım. Tedbirlere uymamız lazım. Bir zincir en çürük halkası kadar sağlamdır. Okulları boşaltırsınız, camileri boşaltırsınız ama pazarda tedbir almasanız, sokakta tedbir almasanız yine yayılmaya devam eder. Maalesef görüyoruz ki yine hala akşam misafir ilişkileri devam ediyor insanımızda. Bunu kaldırmak lazım. Her insan kendi evinde bile bir izolasyon yapması lazım. Herkes kendi odasında kendisini koruması lazım. Ama insanımız bunu çok fark edemedi. Bütün tedbirlere rağmen fark edemedi. Ben sizlerin huzurunda tekrar bunu duyuruyorum. Artık ikna zamanı geçti. Ceza zamanı başladı. Dünden itibaren yoğun bir şekilde cezalara da başladı. Emniyetimiz, jandarmamız, zabıtamız. Dolayısıyla biz bu süreci ancak birbirimizden uzak olarak, gönüllerimiz bağlı ama vücutlarımız uzak olarak bunu tamamlamamız lazım ki yayılmayı daha da azaltalım. İnşallah bu şekilde devam ettirelim. Burada boşalttığımız yurtları da sağlığın emrine veriyoruz. İzolasyonu gereken, karantinayı gereken, takibi gereken konularda buradaki yurtlarımız yine hizmetine devam edecek. Dolayısıyla yine AFAD, Kredi Yurtlar Kurumu, Sağlık Teşkilatı, Güvenlik Teşkilatı Kızılay onlara da hizmet vermeye devam edecek. Ben bu süreçte görev alan bütün arkadaşlarımızı tebrik etmek istiyorum. Kurallarımıza uyan, bizi yormayan Sakaryalılara da tebrik etmek istiyorum. Diğerlerini de uymaya davet ediyorum. Bu işin çakaya alınır tarafı yok. Mutlaka herkes uymalı. İşin içinde kul hakkı var. Eğer bir dikkatsizlik yüzünden birinin hastalanmasına, kaybına sebep oluyorsak bir kul hakkı var. Bunu da tekrar huzurlarınıza anlatmak istiyorum. Yeryüzünde böyle bir devlet yok. Aynen yani. Öyle. Aynen öyle. Vatanımızın kıymetini bilelim. Herkes bilsin gerçekten. Aynen. Aynen. Aynen.